Emin olun bakın bu hamleler devam edecek. NATO bu anlamda genişlemesini sürdürecek. Güney Kıbrıs Rum yönetimini de NATO'ya almak istiyorlar. Bu anlamda Türkiye'ye direkt yani dolaylı değil artık direkt bu kafa tutmaktır. Haziran ayından itibaren Rusya'ya saldırma planları yapıyor. NATO da Rusya'ya karşı bir saldırı planı hazırlıyor. Atılan uluslararası bir takım anlaşmalardan itibaren 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerini o zaman duyabiliriz. Bunların amacı bu. Önce bir kaos oluşturuyorlar. Bu kaostan kendi istedikleri düzeni kurmaya çalışıyorlar. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle dünyada ittifaklar sistemi belirginleşirken Türkiye'de de çok önemli bir süreç devam ediyor. Nedir o süreç? Avrasya Birliği süreci. Her zaman söylediğimiz husus. Çünkü bakın yavaş yavaş dünyada o değişen dengeler çerçevesinde NATO okyanus ötesi batı bir tarafta Asya, Avrasya bir tarafta olmaya başladı. Orta Doğu ve Afrika'dan da bu anlamda o ittifak sistemlerine dahil olmalar başladı. Özellikle bakın Suudi Arabistan daha önce söylediğimiz gibi Birleşik Arap Emirlikleri bu Avrasya ittifakına göz kırpan ülkelerden. Avrupa'da da yani Avrupa'nın işlerinde de Macaristan var. Aynı şekilde Avrasya İttifakı'na bu anlamda göz kırpan. Bosna Ersek aynı şekilde Avrasya Birliği'ne girer mi? O da bir düşünce şu anda. Ama tabi Bosna'da şöyle bir şey de var. Geçenlerde Bosna Ersek açıklamalar yaptı. NATO konusunda, NATO'ya dahil olma konusunda. Tabii burada da bir değişiklik olabilir Balkanlar'da. Ama eğer böyle bir adım atılır, Bosna Ersek'i de NATO ülkesi olarak dahil ederlerse bu ittifaka, Balkanlardaki kıvılcım daha da alevlenebilir. Böyle bir husus var sevgili dostlar. Çünkü ne Sırbistan ne de oradaki işte Rusya ağırlığı bu anlamda bu olaya sıcak bakmaz diye düşünüyorum. E zaten aslında baktığınızda yani Bosna Hersey'in de çıkarları bakımından düşündüğü zaman Türkiye'nin ve diğer işte o efendim gerçek müttefik dediği devletlerin nerede olduğuna bakması lazım. Yani bu NATO'nun özellikle bu anlamda işte ülkeleri ittifaka dahil edip NATO'yu bu anlamda büyütmek, yeniden konsolide etmek, Rusya'ya karşı, Avrasya'ya karşı kuşatmayı derinleştirmek için birçok devletin bu anlamda o NATO'ya katılmasını istiyorlar. Finlandiya İsveç hamlesi boşuna değil. Emin olun bakın bu hamleler devam edecek. NATO bu anlamda genişlemesini sürdürecek. Hatta bakın çok önemli. NATO üyesi olarak, NATO üyesi olarak Asya'dan da bazı ülkelerle görüşmeler yapılabilir NATO bünyesinde. Bu ülkelerle de belli ülkeler var. Yani NATO'ya dahil olma ihtimali olacak ülkeler. Bunları da Kuzey Atlantik Paktı'na dahil etmek istiyorlar. Özellikle Akdeniz'deki egemenliğini NATO'nun daha fazla pekiştirmek için ve buralarda Yunanistan'la ittifakı daha güçlü hale getirmek için Güney Kıbrıs Rum yönetimini de NATO'ya almak istiyorlar. Yani Türkiye'nin asla kabul edeceği bir durum değil bu. Zaten Türkiye'de alttan alttan bunun kesinlikle olmayacağını, olamayacağını böyle bir şeyde asla yani her ne olursa olsun hani İsveç Finlandiya mesela şimdi diyor ya biz Türkiye'nin çekincelerini anlıyoruz. Kaygılarını gidereceğiz. Gereken işte neyse teröre karşı her türlü taahhütnameyi efendim mutabakatı imzalamaya razıyız diyorlar. Ha göreceğiz samimiyetlerini göreceğiz. Çünkü 29-30 Haziran'da yapılması planlanan Haziran ayındaki Madrid'deki NATO zirvesi ne kadar bunu yapmak istiyorlar. Zaten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de ısrarla Finlandiya'nın da İsveç'in de NATO'ya katılacağını söylüyor. Bakın bu çok önemli bu anlamda. E dolayısıyla şimdi bu kadar çok ısrarla kesin evet olacak demelerinin sebebi de acaba gerçekten Türkiye'nin kaygılarını giderebilecekler mi? Bunu da göreceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor. Hocam diyor, e, Türkiye evet şu anda veto ediyor ama Haziran ayındaki NATO toplantısına kadar veya yaklaştığı zaman Haziran ayındaki NATO toplantısı veya NATO toplantısında Türkiye buna evet derse yani iki devletin de NATO'ya katılmasına Türkiye evet derse peki o zaman ne olacak diyorlar. Net konuşayım. Eğer bakın bir daha söylüyorum. Bizim bir kaygımız var. Terör olayı başta olmak üzere diğer hususlarla da muhakkak söylendi zaten konuşuldu. İsveç'te, Finlandiya'da Türkiye'nin bu kaygılarını giderir. Türkiye'nin isteklerini kabul ederse altını çiziyorum, isteklerini kabul ederse Türkiye veto'yu kaldırabilir. Bu anlamda bu devlet politikası devlet çıkarlarına bakar. Benim çıkarım olduğu yerde, çıkarım neyse devlet olarak bunu uygularım. Yani mantıkta bu zaten bu şekilde de yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Haziran ayındaki NATO toplantısı her zamankinden daha da önemli hale geliyor. Yeni bir müttefiklik ilişkisi olarak Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de bu anlamda gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Zaten Miçotakis'in ABD ziyaretindeki konuşulan o kapalı kapılar ardında yalnız ön tarafta konuşulanları biliyoruz. F-16 Türkiye'ye vermeyin vesaire birçok şey var. Ama kapalı kapılar ardında konuşulan bazı hususların da Güney Kıbrıs'la alakalı pazarlıklar olduğu söyleniyor. Yani Yunanistan ısrarla Güney Kıbrıs Rum yönetimini hali hazırda çekirdek kadar ülke Avrupa Birliği ülkesi olan Güney Kıbrıs Rum yönetimini NATO'ya da alınmasını istiyor. Yunanistan'ın bu konudaki isteklerini de Amerika'nın sıcak karşıladığı bir takım gördüğümüz hususlar. Bu anlamda Türkiye'ye direkt yani dolaylı değil artık direkt bu kafa tutmaktır. Güney Kıbrıs Rum yönetimini NATO'ya alma kararı demek Türkiye'yi tamamen fiilen yok saymak demek. Zaten yok saymışlar da ama tamamen yok saymak demek bu. Ya yani Türkiye nasıl böyle bir şey kabul edecek sevgili dostlar? Ondan sonra çıkıp televizyonlarda biz NATO'dan çıkmamalıyız. NATO bizim için çok önemli. Efendim bizim için bir denge unsuru diyen arkadaşlar veya stratejistler, büyükler, hocalarımız bunu nasıl söyleyecekler? Hadi al bakalım sana denge. Sabaha kadar uğraş denge. NATO'da denge mi kurulur ya? NATO'da en son Türkiye denge kurmaya çalıştığında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambargo uygulanmıştı. Bazı şeyleri de görmek lazım. NATO ısrarla Haziran ayından itibaren yani bu yaz her zamankinden sıcak olacak. Onu söyleyelim. Haziran ayından itibaren Rusya'ya saldırma planları yapıyor. Tabi bu anlamda da Rusya'yı bir anlamda baskılacaklar. Avrasya'yı bir kuşatmayı derinleştirmek için Rusya'yı daha fazla baskılatacaklar. Yani 100 binden fazla hep söylüyorum NATO askerinin ne işi var ya Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da? Bunlar ne için kim bekliyor. Rusya'ya bir göz daha oluşsun, bir savunma hattı kurulsun diye mi? Hayır. Böyle bir savunma hattını zaten istemiyor Amerika ve NATO vesaire evaneleri. O küresel güç, küresel şeytani akıl, global monarşi ısrarla Putin'e karşı bir taarruz düşünüyor. Burada bir taarruz hareketi harekatı olabilir. Haziran ayında yapılması planlanan efendim Rammstein Logistik tatbikatı başta olmak üzere Arov 22 tatbikatı vesaire bunların hepsi NATO tatbikatları taarruza yönelik tatbikatlar. Şimdi NATO savunmaya yönelik tatbikatlar yapmıyor. Tatbikatların içeriğine baktığınızda bir taarruza yönelik hareket var, adımlar var. Bunları biz görmezden mi geleceğiz sevgili dostlar? E dolayısıyla demek ki NATO da Rusya'ya karşı bir saldırı planı hazırlıyor. Rusya'da o yüzden açık açık ısrarla Peskov dahil olmak üzere yaptığı işte bütün açıklamalarda sözcüler ne diyor Rus sözcüleri? Putin de dahil buna, Putin'in kendisi de. Kesinlikle ve kesinlikle biz kendimizi sonuna kadar savunacağız diyor. Yani savaştan kaçmayacağız diyor. Eğer bize karşı bir hamle olursa diyor, biz de o hamleye daha fazla yoğun bir karşılık vereceğiz diyor. Yani iki katı karşılık vereceğiz yazıyor. Şimdi ateşe ateşle gidiliyor. Bazı efendim stratejistler diyor ki 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Şu konjektürde çıkacak gibi durmuyor ama ittifakların daha da belirginleştiği bir konjektür geliyor. Bu konjektürden itibaren yani şu ittifaklar sistemi tamamen belirginleştikten sonra atılan uluslararası bir takım anlaşmalardan itibaren 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerini o zaman duyabiliriz. Yani şu bir altyapı. Daha da ileri seviyeye taşınması lazım ki bu 3. Dünya Savaşı'nın tamamen net olarak görünen bir yüzü olsun. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli bazı dönemlere giriyoruz. Türkiye'nin bu konuda her ne olursa olsun bakın kırmızı çizgilerinden Türkiye asla taviz vermemeli. Daha önceki çektiğimiz videolarda hep söylüyoruz. Bizim iç cephemizi çökertmeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'yi bakın Türk devletlerini hep böyledir geçmişten beri bakın tarihte hep ya birbirimizle savaşıp kendimizi yıkmışız ya da içerideki bir takım ayak oyunlarıyla devlet yıkılmış içerideki hainler vasıtasıyla. O yüzden Türkiye'de de iç cepheyi çökertmek istiyorlar. Biliyorlar ki eğer iç cephe çökerse o kaygan zeminde istedikleri müdahaleyi Türkiye'ye yapabilirler. Bugün şimdi Yunanistan'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmek istiyorlar ya. Ya yani en büyük amaçlarından biri Türkiye Yunanistan'la uğraşırken onların piyonu olan Yunanistan'la uğraşırken içeride de bir ayaklanma çıkartıp bu anlamda halkı istediği gibi yönlendirmek istiyorlar. Yani özellikle milli bir hükümetin veya Amerikan karşıtı, batı karşıtı bir hükümetin asla olmasını istemiyorlar. Ama şimdi Rusya'ya saldırı var diyoruz. E amaç Rusya mı? Hayır. Putin. Putinsiz bir Rusya yapmak. Zaten bu küresel kaosçuların, hani orada op-kao var ya, kaostan düzen demek. Orada op-kao. Kaostan düzen. Bunların amacı bu. Önce bir kaos oluşturuyorlar. Bu kaostan kendi istedikleri düzeni kurmaya çalışıyorlar. Bunu yapmak için de çeşitli bir takım efendim yöntemler, önce psikolojik savaş, bunun altyapısını oluşturuyorlar. Sonra sıcak savaş, sonra iç kaos oluşturma tehlikesi. Zaten bütün bu hususlar bu söylediğim o iç kaosu oluşturma hususları CIA'nin karanlık raporlarında, karanlık raporu dediği Türkiye'ye karşı olası bir savaşta bundan bahsediyor. Hatırlar mısınız? Amerika'nın yanılmıyorsam 2002 yıllarında Millenium Challenge'ta 2002-2002 yılları arasında Millenium Challenge tatbikatı vardı. Meşhur bu bin yılın meydan okuması. Amerikanın o zaman Arizona çöllerinde yaptığı o tatbikatın hedefinde ne vardı? Türkiye vardı. 96 saatte Ankara'yı işgal planı vardı. Bunu yapıyordu NATO. Bu tatbikatları yapıyordu. 2018'deki tatbikata bakıyoruz. Düşman hedef olarak hep söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Mustafa Kemal Atatürk'ü beraber böyle aynı karede düşman hedef olarak gösteriyorlardı. 2018'de Norveç'te yapılan tatbikat. Ya bundan hangisini alacağız? Zaten NATO belli bir şekilde Türkiye'ye karşı bu anlamda efendim savaşmayı hazırlıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok dikkat etmeliyiz sevgili dostlar. Yani bu bizim için en önemli hususlardan biri. Bu NATO belasından bir an önce kurtulmak ve bu anlamda bağımsız politikalara daha güçlü ittifaklar sistemi içinde devam etmek. Bunun altyapısı zaten oluşturuluyor. Her zaman söylediğim husus tekrara düşmemek için anlatmıyorum. Turan ordusundan tutun da Çin'in yol kuşak projesi ve Türk devletleri teşkilatının genişletilmiş hali dahil olmak üzere bu planlar şu anda Türk devleti tarafından yapılıyor. Türk devlet aklı tarafından. Yakın zamanda da bunların daha somut adımlarını da net bir şekilde göreceğiz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.